Şöyle bir olay anlatısı üzerinden başlayayım anlatmak istediğim şeye. Bir ortamdayız. Oturuyoruz. Çevremizde yakın dostlarımız var. Her biri bilgili, her biri birikimli. Yorum yapma kabiliyetleri oldukça iyi insanlar. Birisi bir ailevi meselesini danıştı. Şöyle bir durum var. Bu durumda nasıl davranayım diye sordu. Ben sende sahip olduğum bilgi birikimim, kendi iç dünyam, kendi yorum kapasitem üzerinden bir yorum yaparak dedim ki sen bu aile probleminde şöyle davransan iyi olur. Bunun İslami olanı, insani olanı, bakın hem iki şey söylüyorum. İslami olanı ve insani olanı budur. Bundan hayır doğar diye bir şey yorumladım. Bu yaptığım yorum soruyu soran hoşuna gitmedi. Doğru bulmadı yani bu yaklaşımı doğru bulmadı. Ortamda hatta biraz böyle esprilendirebilirim konuyu. Benden başka hiç kimse beğenmedi. Ve onlar da bu durumda öyle davranmanın iyi olmayacağını, problemi aslında daha da büyütebileceğini söylediler. Ben başka bir izah yaptım. Benim izahıma başka bir izahla karşılık verdiler. Ben bir hadis söyledim. Onlar benim kullandığım hadise karşı başka bir hadisi öne çıkarttılar. Ben bir ayet söyledim. Şaka yapmıyorum böyle oldu efendim. Ben bir ayet söyledim. Onlar bu ayete karşı başka bir ayeti öne çıkarttılar. Bir başka defasında benim yaptığım yoruma ayeti yaptığım yoruma o ayet böyle anlaşılmaz, böyle yorumlanmaz, şöyle yorumlanması lazım falan dediler. Sonra bir kenetlenme, bir kilitlenme hali yaşanınca ben şöyle bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissettim. Bu konuşmayı da bunun için yapıyorum. Yani şu uyarıyı yapmak için. Orada dedim ki arkadaşlar bakın farkında mısınız ortamda hadisler uçuşuyor. Çünkü ben de hadisler biliyorum siz de hadisler biliyorsunuz. Ayetler uçuşuyor şu anda ortamda ve birbirine muhalif kullanılarak. Çünkü ben de ayetler biliyorum, siz de ayetler biliyorsunuz. Ve yorumlar uçuşuyor. Çünkü sizin de benim de birikimlerimiz yorum yapmaya müsait. Şimdi burada bizim hatırlamamız gereken mesele ne? Hatırlamamız gereken diyorum. Hatırlamamız gereken hiç konu şu. Ayetlerde ve hadislerde üzerinde en çok durulan konuyu hatırlamamız gerekiyor. Mesela hemen hemen bütün Müslümanların ezber bildiği birkaç hadis söyleseniz mutlaka arasına gelecek olan bir hadis var değil mi? Ameller niyetlere göredir. Yani yorum yapmak da bir ameldir. O yorumu sizi hangi niyetin sevk ettiğine bağlı olarak Allah'ın huzurunda hesap verirsiniz. Yoksa insanlar bilgileri ve kapasitelerinden hareketle yorumu çok güçlü de gösterebilir, görünebilir ya. Yani. Ama seni o yoruma sevk eden sebep ne? Mesela Kur'an'da defalarca vurgulanan bir ifade var ayetlerde. Allah kalplerde olanı bilendir. Şimdi mesela şöyle bir olay var. Bir aile meselesi oluyor. Ben diyorum ki mesela birisinin diyelim ki eşiyle arasında bir sorun olmuş. Meseleyi dinliyorsun ve diyorum ki eşinle arandaki bu gerginlikte geri adım atarsan ve alttan alırsan bu probleminizi çözebilirsiniz. Şimdi bu yaptığım bir yorumdur. Kabul ediyorum. Bu yorumun dayandığı bilgiler var. Ayet bilgilerim var, hadis bilgilerim var, psikoloji bilgilerim var, hayat tecrübem var. Bütün bunları topluyorum ve buradan bir yorum yaparak duruma özel bir çözüm öneriyorum. Diyorum ki bak, geri adım atarsan ve alttan alırsan bu problem çözülebilir. Muhatabım biraz durduktan sonra bu çözümün çözüm olmayabileceğini söylüyor. Bu problemin daha da büyüyebileceğini hep böyle böyle giderse aslında sorunlarımızın çözülemeyeceğini ve aslında bir netlik kazandırmak için e, ne olacaksa, yani bize ifade vardır ya, inceldi yerden kopsun tutumuna gitmenin aslında problemi netleştireceğini, çözümünü veya çözümsünü netleştireceğini söyle. Bu çok da güzel bir yorum aslında, bu da güzel bir yorum. Ben şimdi burada diyorum ki, seni bu yoruma sevk eden iç sebebin ne? Bunu bana söylemen gerekmiyor, söyleme zaten. Ama Allah'ın huzuruna çıktığın zaman bununla hesaplaşacaksın. Mesela şu olabilir içindeki. Bir dakika ya, ben erkeğim. E biz erkek egemen bir kültürden geliyoruz. Hepimiz erkek egemen kültürün çocukları olarak böyle bir ger gerilimde kimin geri adım atmasını bekliyorsun? Yakışan ne? Diyorsun ki ya hanımın geri adım atması lazım. Ben erkek adamım yani. Niye hep ben geri adım atıyorum, niye ben attan alıyorum falan diyorsun. Yani içindeki iç sebep kendini muhatabından yukarıda görmek, onu kendinden bir tık aşağıda görmek meselesi olabilir. Yani bilgiden doğan bir sonuç değil, duygudan doğan bir yorum yapıyorsun. Bu arkadaşlar arasındaki meselelerde de aynı şey arkadaşlar. Arkadaşlar aslında bir problem doğuyor ve problem gelişiyor. Bir tutum terk ediyorsunuz. Akrabalar arasında ilişkide bir tutum terk ediyorsunuz. Ve diyorum ki mesela falanca akrabana gidip gelmeyi niye kestin? Hadisler çok net tamam mı? Yani muhatap olan akrabanız ne kadar sıkıntılı olursa olsun en asgari düzeyde de olsa sizin ilişkiyi sürdürmeniz gerekiyor. Hadislerden anlaşan bu. Benim anladığım diyorum ki buradan yola çıkarak böyleymiş gibi görünüyor. Yok ya diyor işte bak böyle olursa da şöyle şöyle şeyler olabilir diye. Bir de dini bir takım referanslarla akrab o akrabasıyla görüşmemesinin daha hak ve hayır bir tutum olduğunu söylüyor. Doğru olabilir arkadaşlar. Bakın reddetmiyorum. Doğru olabilir. Neden? Çünkü sende de aynı bilgiler var. Bende de aynı bilgiler var. Sen de akıl kapasiteni kullanıp yorum yapıyorsun. Ben de akıl kapasiteni kullanıp yorum yapıyorum. Sadece şunu uyarıyorum. Allah kalplerde olanı bilendir. Seni o bilgileri o şekilde yorumlamaya ve o yorumdan şöyle hareket etmeye içindeki hangi sebepler yönlendirdi? Bununla yüzleşmek zorundasın. Bir psikoloğa gitsen, o da becerikli bir tip olsa, yaptığı şey ne? Seni kendi gerçeğinle yüzleştirmek değil mi? Psikolog çoğu zaman insanın kendi kendine bile itiraf etmediği, içinde baskıladığı o asıl sebepleri, temel faktörleri üzerindeki baskıyı kaldırıp ortaya çıkartıp seni kendinle yüzleştirmeye çalışıyor. İyi de bütün hayatınız boyunca hep psikoloğa gidemezsiniz. Ne yapmak zorundasın? Ya bir Müslüman olarak hayatımıza yaptığımız her şeyin hesabını vereceğine inanıyoruz ya. Her yorum da bir ameldir. Çünkü her yorumdan bir amel doğuyor. O zaman Hayatımıza ilişkin bütün fikirlerimizde, bilgiyi kullanış tarzımızda, yorum yapışımızda bizi buna sevk eden iç sebeplerle bir yüzleşmeye çalışmamız gerekiyor. Allah'ın uzaya gittiğimiz zaman zaten ortaya dökülecek. Yani bir gün gelecek ve o gün içimizdekiler ortaya dökülecek. Akıllı bir Müslüman olarak yapacağın şey Allah'ın uzuna çıkmadan önce kendinle yüzleşmeyi başarabilmek. Bunu başarabilirsen bütün problemlerin çözülür mü? Hayır çözülmez, çözülebilir demiyorum. Çünkü yüzleştikten sonra bir de onu yenmen gerekiyor. Onu yenip yenemeyeceğini bilmiyorum. Ama ben diyorum ki hiç değilse yüzleşin. Mesela diyelim ki senin kadınlar hakkında böyle olumsuz bir genelleme yüzleme yapma yorumların var. Bu acaba senin eşinle yaşadığın sorunlardan kaynaklanıyor olabilir mi? Oradan hareketle mesela anneni de kız kardeşini de benim hanımımı da öbürünün hanımını da öbürünün annesini ve kız kardeşini ve efendim kızını da gömen yorumlar yapıyorsun. Aslında sadece senin eşinle yaşadığın sorunlardan kaynaklanıyor olabilir mi bu? Öyledir değil mi yani? Mesela Nietzsche'nin problemi de budur. Merak edenler bir baksınlar. Kadınlarla girip de yorum, yorumlan sebebi. Ya da bir hanımefendinin ya bu erkek milleti diye başlayıp erkekleri gömen, erkekleri kötüleyen ve yanındaki arkadaşına kocasına karşı dik durmasını, kendine ezdirmemesini öğütleyen yorumlar böyle nasihatlar zinciri yapmasına sebep olan şey aslında onun eşiyle yaşadığı bir takım sorunlardan kaynaklanan eşine olan öfkesini bütün erkeklere yönlendiriyor olması olabilir mi acaba bunun cevabını o vermesi gerekiyor kendinle yüzleşmen gerekiyor burada arkadaşlarla oturuyoruz arkadaşlar sizden nasihat istiyor bakın bir hanımefendinin yakın dostu bir beyefendinin yakın dostu yaşadığı Arkadaş problemi, akraba problemi, aile problemi sizden nasihatlar istiyor. Nasihatlar isterken aslında kendi içinizde kendinizi mi temize çıkarmaya çalışıyorsunuz? Kendinizi mi haklılaştırmaya çalışıyorsunuz? Yoksa kendinizi olaya hiç dahil etmeden gerçekten bilgilerinizin hareketle size derdini anlatan kişiye yol mu göstermeye çalışıyorsunuz? Bunun cevabını Allah'a vereceğiz zaten. Ben diyorum ki Allah'ın huzuruna çıkmadan önce kendinize bu cevabı verin. Aslında kendi içinde kendi tutumlarına haklılık kazandıracak yorumlar mı yapmaya çalışıyorsun? Kendinle yüzleşmen gerekiyor. Unutmayalım. Din bilgisi başta olmak üzere hiçbir bilgi türü objektif değildir. Her bilgi onu kullananın elinde bir silahtır. Onu kullanan da sensin. O zaman silahı kullanan bir kişi olarak o bilgiyi hangi hedefe doğrulttuğuna kendi iç dünyana bakarak şöyle bir özelleştir yaparak karar vermen gerekiyor. Unutmayalım, ameller niyetlere göredir ve Allah kalplerde olanı bilendir. Velhamdülillah.